12 kardeşler bir elde. Babasının kendisini çok sevmesi üzerine öldürülmeye teşebbüs edilir kardeşlerince. Sonra vazgeçilir birisi, bir kuyuya atarlar. Kuyudan bir kervan çıkarır, ucuz pahaya satarlar. Mısır'da köle diye, garip kimsesiz, bir çocuk, bir genç bir delikanlı. Ama Mısır'ın başveziri, başbakanı o güne göre, yani Firavun'dan sonra en yetkili insanlardan birisi, belki de birincisi, onu kör olarak satın güzelliği, safiyeti karşısında hayran kalarak çok da para verir ve çocukları olmaz bunların eşine der, buna iyi bak, iyi bir insana benziyor, işimizi görür, belki de evlatlık edebiliriz, evladımız gibi sever, kendisini de evlat edebiliriz der. Ve bir rahatlığa kavuşur. Gurbet vardır, acı vardır hayatında, ihanet vardır ama bunun karşılığında da sakin, huzurlu bir hayat vardır. Yaşı ilerler fakat bu sefer karşısına kadın fitnesi çıkar. Çünkü karşısındaki kadın kendisini çok sevmekte, elinde olmayan bir güzellikle kendini kaptırmakta, aklını ve iradesini kullanamamakta. İnsan birisini sever, kavuşması mümkün de olmaz ama iffetini muhafaza eder. Sever fakat zinadan kendini korur. Bir insana aşık olur, karşıdakiyle evlenemez, bir sebepten ötürü bu aşkını da içinde gizler, kendini ve karşıdakini rezil etmez, sırrına sahip olarak öyle ölür giderse bilir misiniz o bir şehittir? İslam'da her belanın, her musibetin sabredildiği zaman çok güzel bir karşılığı vardır. Çekilen acı ve sıkıntıları bal eder, bal. Baldan tatlı eder. Fakat kadın iffetini koruyamaz. Kapıları kilitler, makyajını yapar, kokular sürünür. Cazibedar bir şekilde heykele hadi gelsene diye zinaya davet eder. Hazreti Yusuf maazallah der, Rabbim beni güzel baktı korudu der. Efendim bana iyilik etti, ben onun ırzına, namusuna ihanet edemem der. Kaçar. Bunları geçen dersimizde geniş geniş anlattık. Kapının önünde kaçarken ev sahibiyle karşılaşıyoruz. Büyük bir rezalet, büyük bir skandal. Olay meydana çıkar. Kadın iftira eder Hazreti Yusuf. Bana saldırıp tecavüz etmek istiyordu der. Hazreti Yusuf kendisini korur, haşa der. O bana saldırdı. Nihayet aklı başında birisi hakemlik yapar kadının ailesinden. Göbek arkadan yıkılmışsa Hazreti Yusuf doğru söylüyor, kadın haksızdır. Ama göbek önden yıkılmışsa Yusuf yalan söylüyor, kadın haklıdır derler. Bakalım göbek arkadan yıkılmış. Çünkü Yusuf kaçıyor. Kadın arkasından gel, nereye kaçıyorsun diye saldırıyor. Göbek arkadan yıkılmış. Ama iş sokağa kadar inmiş. Etraftaki diğer vezirlerin, vüzeranın, bürokratların, zengin tabakanın, sosyetenin diline düşmüş. O kadınlar da Aziz'in karısını açıktan kınamaya başlamışlar. O da beni bununla kınadınız diyerek o hatunları, yani Mısır devletinin o günkü idarecilerini, yöneticilerini, efendim genelkurmaydaki askeri bürokratların, karılarını, birbirleri düştükleri kadınlar bunlar. Çağırırlar. Böyle skandallar, böyle dedikodular onlar arasında da yap yaygındır. Cebiyet de işte televizyonda bunu da görüyoruz. Sosyal arasında paparazzi programları. Şu televizyonda ne kadar çirkin programlar var. Falan nerede getirildi, filan kiminle yakalandı falan. İşte denizde böyle görüldü. Bize ne size ne? Ama yok. İnsanoğlunda meşhurluğa karşı böyle bir şey var, merak var. İşte çok zengin oldu mu, üst düzey bir bürokrat, bir yönetici, bir siyasetçi, bir devlet başkanı, saraydan birisinin namussuzluğu, iffetsizliği, yasak aşkı, dillere destan oluyor. Fotoğrafçılar, televizyoncular, muhabirler hep bunun arkasında biz yakaladık, biz yakaladık.
diye açık seçik bir resim görse bir haber istediler. Birbirlerine cafa satıyorlar. Millet de oturup bunları seyrediyor. Aman Allah'ım. Ne rezalet. Ne rezalet. Ne çamur. Ne pislik. Topluyorlar kadınları. Koltukları oturtturuyor rahat rahat. Önlerine hazırladığı yemekler ve meyveler. Yanına da keskı bıçaklar. Bunlar vatandaş gibi. Bu hikaye ünlen ilanlar olmuş. Vatandaş çatalı nereden bilecek, bıçağı nereden bilecek. Bismillah helalim değil o zaman. Ama bunlar saray hayatı. Tam bunlar yemeklerle meyvelerle bıçakla yerken çık geldi Aziz'in karısı. Aziz Yusuf Celil'e ve onlar haşa billah bu bir insan değil bu bir melek diye seyrederken ellerini kesmişlerdir meyve doğuruyoruz gibi ellerini keser kanları akar haberleri yok gözlerinden gördükleri manzaranın güzelliği ve kalplerin aldığı lezzet karşısında. İşte beni ayıpladığınız budur de. Kulağıma geliyor ki Aziz'in karısı kendi kölesine saldırmış. Onunla yatmak istemiş. Yüreğin yağı erimiş. Gönlünün zarı yanmış. Hepsi oldu. Rezillik ve kefazeler olan da çıplaklığıyla ortaya atıyor. Hepsi oldu. Ben bununla zina etmek istedim fakat kendisini şiddetle koruyorum. Yanımızda söylüyorum. Eğer bu korkuya devam ederse onun yaz inanı attılar ya çok büyük bela olur sünnetlerde çarptılar. Bunu Kur'an söylemiyor ama etrafındaki onu görünce aklı başında giden kadınlar da Yusuf'a akıl vermeye başlıyor. Oğlum eline böyle bir akıl gören bir kadın geçmiş. Gelsin sefamı sür. Arkasından kim bilir neler olur. Neler olur? Sıraya gitmişler daha. Neler olacak belli. Hazreti Yusuf gibi iffetini koruyan bir insan bu bela ve musibet karşısında ellerini açar ve der ki geçen hafta son okuduğumuz ayet kâle Rabbi ey benim Rabbim, ey benim yaratıcım, ey benim yaratıcım, Allah'ım es-sicnu şu zindan ahabbu ileyye bana daha sevgili mimma yedunen ileyh beni davet ettikleri şu zina fiiller şu fuhşiyatlar şu sıkandanlardan yedunenî bir kişi değil, çoğu, bu kadınların hepsinin gözü Yusuf'un. Zindan daha iyi. Bunların yanından ben zindana atarak o sokaklar Allah'ım. Ve illa tasdik anni keyfetunne. Bunların mide ve tutaklarından sen beni kurtarmazsan, aslu ileyhinne. Ben kalbim ve aralarında kaldığı müddetçe bunlara yönelecek. Ve akım minel cahiliyim. Ben de cahillerden olacağım. Ben de cahillerden olacağım. Çünkü gönül, çünkü kalp, çünkü nefis var. Çünkü insandır. Allah şehveti yaratmış. Niçin yaratmıştır? Dünyanın devamı için. Zürriyet olsun, aile hayatı olsun, çocuklar olsun. Dünyada insan nesli sürsün için bunları geniş geniş geçer dersimizde anlatmışız. Tekrar ediyoruz. Ben de cevap verdim onu. Dua et. Her sıkıştığında Allah'a dua et. Kul Allah'a dua eder de Allah duasını kabul etmez. Fesedâbe lehullâhu Rabbisi onun duasına icabet etti. Duydu. Peki dedi. Evet.
Çünkü Allah Celle Celaluhu hep öyledir. Ramazan-ı Şerif yakında geçti. Ramazan-ı Şerif'le ilgili olan ayet-i kerimeleri okurken onun arasına dua ile ilgili bir ayet-i kerime gidiyor. Bunu hatırlatayım size. وَاِذَا سَأَلَكَ اِبَادِ عَنِّي Habibim, kullarım senden beni sorarlarsa de ki فَاِنِّي قَرِيبٌ Ben onlara çok yakınım. Çok yakınım. Kullar Allah'a çok uzak olabilirler. Ama kullara Allah çok yakın. Ne kadar yakın? وَنَحْنَ اَقْرَبُ اِلَيْهِ مِنْ حَبِّ الْوَرِيدِ Can damarından, şah damarından daha yakın. Ruhundan daha yakın. Aklından daha yakın. Canından daha yakın. وَعْلَمُوا اَنَّ اللّٰهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ Allah kişiyle kalbinin arasında. Kalp canın merkezidir. Kalp ruhun merkezidir. Kalp kavramının akletmenin merkezidir. Yani insana Allah canından, ruhundan, aklından daha yakın. Onun için yüksek sesle bağırınlar Allah Resulü Sağır'a hitap etmiyorsunuz. Sesin dediklerinizi siz duyacak kadar değil ki o duyuşunuz da o sesinizin verdiği hüzün de sizin duygularınızı harekete getirir. Rabbimiz uzak mıdır işitmek için bağıralım yoksa yakın mıdır hafifçe söyleyelim diye sorulduğu zaman Allah Teala böyle buyuruyor. Ve izâ se'eleke ibâdî annî Kullarım sana benden sordukları zaman de ki fe'inni karîb Ben onlara çok yakınım. Ucibu icabet ederim. Evet derim. Kabul ederim. Da'vete da'i dua edenin duasını izâ da'ani bana dua ettiği zaman. Müjdeyi görüyor musunuz? Bana dua ettiği zaman kulum onun duasına cevap verir. İcabet eder. Öyleyse madem ki durumudur فَلْيَسْتَجِبُونِ Onlar da benim davetime icabet etsinler. Ben onları dinime çağırıyorum. Sırat-ı müstakim yolunu yürüne çağırıyorum. Onlar da benim çağrımı davetime icabet etsinler. وَلْيُؤْمِنُوا بِي Bana iman etsinler. Benimle güven içinde olsunlar. لَعَلَهُمْ يَشْرُونَ İrşad olmaları için, olgunlaşmaları için, aklı başında bir kamil olmaları için. Şimdi ben size sorayım. فَاِنِّي قَرِيبٌ Ben çok yakınım diyor Allah. Ucibu davata da'i izâ da'ani Bana dua ettiği zaman dua edene icabet ederim. Cevap veririm. Bu ayetleri duyduktan sonra Kur'an'a iman eden bir mümin olarak Allah'a dua ettim de icabet etmedi diyebilir misiniz? Dersleri çok zalim. Dersek çok zarifiz. Ama hocam ben dua ediyorum. Olmuyor. Olmuyor. Başka şey. Allah icabet etmiyor. Cevap vermiyor. Başka şey. Allah sizi muhakkak duyuyor. Allah duanıza işte burada açıkça söylüyor. Muhakkak icabet ediyor. Ama sizin dediğiniz gibi değil. İstediğinizi yapmıyor. Neden? Çok sıkıntıları var. Bir, siz kendiniz için tam
diyemiyorsunuz. Bazen kendiniz için kötülük istiyorsunuz. Hatta eşinizden ve çocuğunuzdan bir sistem bir isyan görseniz canım Allah'ım kurtulun diyorsunuz. Alsın mı canınızı? Alsın mı? Almıyor. Ama icabet ediyor. Diyor ki sabret kurup sana bunun karşılığında bir sevap yazacağım. Mükafatını vereceğim. Yani siz dua ederseniz zaten bu Allah'ın kapısını çalma işitiyor. Bir, bunun duası bir ibadet hemen yazıyor. Bu dua etti. Buna icabet olarak ey meleklerim şu kadar sevabı defterine yazıyor. Ödedi bu. İcabetin gereği. Sevabını zarıyor. Sonra وَيَلْقُ الْاِنْسَانُ بِشَرْدِ دُعَاءَ Bu bir hayır. İnsan bazen şerrine, hayrına dua eder gibi dua ediyor. Allah kabul etmiyor. Neden? Acıyor. Sen istedin ben de veriyorum demiyor. Bizim bir hocamız vardı. Allah rahmet eylesin. Şaka mıydı, ciddi miydi sormadık güldüğümüzden. Dedi ki, bundan 20-30 sene evvelin bir hikayesi. Ulu caminin arkasındaydı ya eski hal. Orada bir halk arkadaşımız kendilerine yüklerini sırtını ihtiyarlık var, bir çarelik var. Biraz yürüyünce oralar kalktı bugün. Eski halin üstünde böyle bir yoldan arasında bir beton var. Oraya sırtını vermiş oturmuş. Ter akıyor yanıyor. Demiş Allah'a, ben bu hamallıktan bıktım sandım. Canımı al kurtulayım. Hemen karşısına yakışıklı bir insan çıkmış. Sakalı güzel elbiseli. Selamun aleyküm, aleyküm selam. Allah duanızı kabul buyurdu. Ben Ezrail'im. Canımı almaya geldim işte. Ama bakmış bakmış. Azrail Efendi, ben hep böyle dırdırlanırım, hem de işim yaparım. Sen benim kusuruma bakma. Ben böyle derim ama canım alma demek çünkü yeterli sayılmaz. Bilmiyorum gerçekten bir Azrail mi geldi, yoksa şikayet kurdu ya kalkın başında bir müzik, ona bir oyun oynayarak ders verilir istedi. Allah Allah, ne güzelsidir ama ne güzel değil mi? Sen benim dırdırlandığıma bakma, ben hep bunu söylerim de giderim demiş. Hiç durmadan gelir yazılmıyor. Hiç ne yapmış? Ne de yapmış? Ben hatırlıyorum. Diyarbakır uçağını takımın birisi kaçırdı. Hangi takımda onun bu kadarcını bilmiyorum. Çok takımları bilmem. Bizim çocuğa sorsak belki söylersin dedi. Onun da yaşı yetmedi. Bir kişi uçağı kaçırdı. Hoca derdiniz var mı? Uçağı bilmediler. Fakat Diyarbakır uçağı Diyarbakır'a inişte kötü hava şartlarından dolayı inemedi düştü. Yolcular öldü. Antrenör, diğer arkadaşları o uçağı kaçırmalarına sebep olan sporcuya bir sürü böyle konuşulmayan laflar söylediler. Senin yüzünden gidemedik, kaçırdık diye. Fakat biraz sonra uçağın düştüğünü görünce gözlerinden öpmeye başladılar. İyi ki geç kalmışsın. Senin yüzünden biz bu çift uçağı bir bekler dolayısıyla ölmüyoruz. Ne demek istiyorum? Siz yarın ne getireceğini biliyor musunuz? Yok. İstediğinizin sizin hayrına olacağını biliyor musunuz? Yine yok. Bunun örnekleri çok. Sahabeye hatırladınız mı? Radıyallahu anh. Bir sahabeye hatırladınız. Uzun anlatırsam zamanımız yok. Özetleyeyim size, hatırladınız herhalde. Ben fakirdi, 5 vakit namazı peygamberimizin arkasında namaz kılardı. Ya Resulallah, bana dua, ben zengin olurum, bu fakirlikten usandım. Hakkında bu hayırlı dedi peygamberimiz. Boş ver sen, şafirliktir de onu da haz edersin. Hayrı rızkı bayeti, rızkı hayrısı kifayet miktarı vardır. Başına belamı alıyorsun. Yok ya Resulallah, ısrar ediyoruz, bana dua et, ben zengin olayım. Peygamberimiz de madem o kadar kıramadı, merhametli peygamber, zengin olsun diye ona dua et.
hayvanı oldu. Kuzular büyüdü, üredi. Çoğaldı vadiler. Bunların bir de yine tepeş vakit namazda gelemez oldu. Sonra Cuma'ya gelemez oldu. Vadiler dolusu mallar çoğalıyordu, cemiyetin kesildi. Zekat ayetleri inip de Peygamberimizin zekat namazları bu sürünün şu kadarını Allah yolunda zekat vereceksin deyince Peygamber bu sefer de haraç istiyor yüzden dedi. Sonra pişman oldu, Peygamberimize getirdi zekatını almadı. Haracan diyoruz. Peygamberimiz öldü, cemiyetten kesilmişti. Ebu Bekir Efendimiz zamanında zekatlarını getirdi. İki gözü iki çeşme, zekatımı al dedi. Peygamberin almadığını ben de alıyorum dedi. Başına toprak saça öldü. Neyin hakkımızda hayırlı olduğunu bilemediğimiz için bazen şerri isteriz. Cenab-ı Allah bizi çok sevmiş onu vermez ama defterimize sevabını yazar. Ahirette onun mükafatını muhakkak veya bunun daha bir sürü sebepleri var. Dua mevzusu olursa bir gün geçmişte anlatmıştık. Gene anlatırız inşallah. Ama şunu unutmayın. Kim dua ederse Allah duasına muhakkak icabet eder. Duyar, sevabını verir ve onun hakkında hayırlı olacak bir şekilde karşılaştırır. İlle kendisinin istediği gibi olması şart değildir. Ben kendi özel hayatımda çok olmuştur. Bir şeyi ısrarla isterim ve sonra 2 ay, 3 ay, 5 ay, 1 sene sonra Allah'ım iyi ki bu duamı böyle kabul etmemişsin derim. Çünkü hakkımda zararı olanı istemiyorum. Yılanın derinine parmağını sokmuş muhabbet. Ama icabete gelince muhakkak olur. Onun için Yusuf Peygamber dua eder de Allah icabet etmez. Fesecaa lehu rabbuhu, Rabbisi ona icabet etti. Hemen duasını kabul etti. Fasarafa hamdü keyfehunne, onların keyfini, kadınların hile ve tuzaklarını ondan çevirdi, elhamdülillah, kurtardı o tuzaklardan, uzaklaştırdı Yusuf'u onlardan, onu Yusuf. Nasıl oldu? Bu olay orada kalmadı. İki kişinin duyduğu sır olmaz derlerle, çarşı pazara kadar bu laflar indi. Milletin diline düştü. Artık Mısır'ın Aziz'inin karısı da üst düzey bürokrat, zengin, idarecilerin karıları da neredeyse sokağa çıkamaz hale geldi. Skandal patlamıştı. Her tarafta bunlar konuşuluyor. فَسَّجَوْا لَهُ رَبُّهُ Rabbisi ona icabet etti ama ne tür bir icabetle icabet etti? اِنَّهُ Çünkü o Allah Celle Celaluhu, o Allah Celle Celaluhu tekrar Allah buyuruyor. İnnehu muhakkak ki o Allah, o es-semi'i her şeyi işitir. Yusuf'un sesini değiştirir. Zalimin sesini değiştirir. Karıncanın sesini de işitir. Yılanın sesini de işitir. Sevgili kardeşim, senin de sesini işitir. Allah bu kadar yapmaz. Aman işitmezdim, kafir olursun. Sadece bu mu? El-Alim her şeyi bilir. Hileyi, tuzağı isterse Kur'an'ın kafasına geçirir. وَمَكَرُوا مَكَرًا Onlar hile kurarlar, Allah da onlara hile ve tuzak kurar. Yani وَاللّٰهُ خَيْرٌ مَاكِرِينَ Allah tuzak kuranların en hayırlısı, yani onların kurduğu tuzağı iptal ederek başlarına gelir.
iyi niyetli olup kimseye tuzak kurmamak gerekir. Eş ve derin kuyu düşersin yüzün kuyu. Kimseye kuyu kazmaya kimse niyet etmesin. Mehtap kabukta. Kazan, kuyu kazanır, kuyusu kazanır. Kendisi düşün. Allah her şeyi biliyor. Allah her şeyi görüyor. İşte buna iman ediyoruz ama bunu kalbimize yazamıyoruz, kafamıza yazamıyoruz. İman ettiğimiz şeyi şuura dönüştürelim. Bildiğimiz şeyi bilince dönüştürelim. Allah her şeyi görüyorsa, her şeyi işitiyorsa, her şeyi biliyorsa, kalbimden bile olsa ben nasıl kötülük geçirebilirim ya? Allah'ın haram kıldığı, ihsan saydığı günahları nasıl düşünebilir? Nasıl fikrinde elini çevirebilir? Nasıl bunu insanlara tuzak olarak kurabilir? Nasıl kötülük yapabilirim? Nasıl söverim? Nasıl döverim? Nasıl öldürürüm? Nasıl çarparım? Nasıl çıkarım? Nasıl dedi bunu yaparım? Nasıl iftira edebilirim? Melek olmamız lazım. Melek. Allah görüyor. Allah biliyor. Allah işitiyor. Ayıp değil mi ya? Babanın yanında yatmıyorsun. Öğretmenin yanında yatmıyorsun. Saygın bir büyüğün yanında yapmadığın işleri nasıl oluyor da Allah görürken, bilirken işliyorken yapıyorsun. Ah şu şuursuzluğu. Ah şu gaflet. Eğer bu şuursuzluk olmasa Hazreti Ebu Bekir döneminde bir yıl var mahkemeye bir kişi müracaat etmemiş. Hakimler bir tek davaya bakmamışlar. Hapishanede bir kişi yok. Arkasına kadar kapılar aç. Herkes bu şuurda olsa mahkemeye de gerek yok. Polise de gerek yok. Jandarmaya da gerek yok. Hapishaneye de gerek yok. Gerek var mı? İşte iman budur. İşte İslam toplumu bu toplumdur. O toplumda katillik, o toplumda ırkçılık, o toplumda hırsızlık, o toplumda hilekarlık, o toplumda gasp ve iç gasp olmaz. Olmaz. Neden? Allah görüyor. Polise gerek yok. Jandarmaya gerek yok. Şahitlerin mahkemede şahitlik yapmasına gerek yok. Allah görüyor. Yeter. Yeter. Kimse yapmıyor. İman bu. İslam toplumu da bu toplum. Bundan ne kadar uzaklaşırsa vahşet toplum. Ve vahşetler ilerler. Ferdi olmaktan çıkar, devlet haline dönüşürler. Ve devletin kendisi katil, hırsız, işgalci, emperyalist olur. Kan içmekten memnun hale gelir. Gücülük, usamışlık ve zavallıyı ezer. Devlet bile yapar. Bırakın fethi. İşte o da küfür dünyası. Sırtlanları geçmiş gibi terbiyet tutukta. Dişsiz bir insan onu kardeşleri yer. Başkasına bırakmaz. Kardeşi yer. İnsan insanın korkudur diyor. Bununla da övünüyor. Evet doğru söylüyor. İman olmazsa, Allah'a iman olmazsa, ahirete iman olmazsa insan insanın kurdu olur, canavarı olur, yer olur. Kardeş bile olsa, işte Yusuf'un kardeşlerinin Yusuf'a yaptıkları da meydan. Ne oldu? Oturup karar verdiler. Kimler karar verdi? Yöneticiler. İş başındakiler. Sümmeder davranının varlığına onlara bir fikir belirdi onlardan. Aklıklarına bir fikir geldi. Yusuf'un suçsuzluğunu ispatlayan bunca delili gördükten sonra. Neydi o deliller? Gömleklerden yıkılmıştı arkasından. Kim diyordu bunu? O hanımın kendi ailesinden birisi diyordu. Suçsuzluğu meydana çıktı mı? Çıktı. Ne demişti Aziz hatırlıyor musunuz geçen haftaki derse?
Yusuf, bunların yaptıklarını ben anladım ama sen de bu lafı başka bir yerde konuşma. Bizim de bir insanlık şeylerimiz var. Karısını cezalandırmaya gücü yetmiyor. Dönüp Yusuf'a diyor ki, sus konuşma, içine atmıyor. Sonra kadınlar bıçaklarla ellerini doğuruyorlar. Sonra Aziz'in karısı açıktan açığa, evet ben istedim, yapmazsa da ne yapacağımı yaparım diyor. Tehdit ediyor. Onlar da yap Yusuf diye akıl veriyor. Bülbül gibi konuştukları zaman bunlar da itirafları meydan. Fakat sonuçta ne oluyor? Yusuf'un susuzluğunu ortaya koyan bunca delilleri gördükten sonra yine de mutlaka onu biraz zindana atmayı uygun görüyoruz. Sümme bedanet, sonra onlarda elinde açar etti. Limbalu mağabâ olur hayat. Bunca belirlenen delilleri, belgeleri, kanıtları gördükten sonra neyi belirli zihinlerinde, neye karar verdiler? Leyes yurnunnehu hatta hiyy. Bir müddet Yusuf'u zindana atarım, tekrar. Kim suçlu? Kadınlar suçlu. Suçsuz olan kim? Yusuf. Hapishaneye giden kim? Hazreti Yusuf. Lan bu nasıl adam? Bir ülkede adalet olmazsa, Allah'ın kanunları yürürlükte olmazsa, o İslam'ın ahkamını uygulayacak çapta hakimler olmazsa, güçlü olan insanların suç işlediği ayağını beyan belli olduktan sonra bir suçu birisinin üstüne yıkar ve o mazlumu zindana atarlar. Emsalini kaç kere görmediniz mi Allah aşkına? Bir garip babalar atarlar. Ne olur? Ha suçlu falanmış, onu da cezalandırdık, oldu bitti. Bu kadar failler, şu cinayetler, bu kadar devletin hazinesini yemeler, tüketmeler, bu kadar banka sömürleri, bu kadar yetim malları, bu kadar ibadetleri. Hesabı sormaz. Bir gariban bulurlar, çok çok bunu kurban ederek bitirir. Burada gariban kim? Hazreti Yusuf. Yahu kadınlar suçlu, siz biliyorsunuz. E ne yapalım? Onlar bakan karısı, genel kurmayın üstünde yetkinlerin parası, bürokratların karısı, memleketimizin sosyetlerin karısı ve bunlara ceza vermeyiz. Kime verir cezayı? Sussuz gariban Yusuf, bir köle, arkasında kimse yok, uzak bir yerden getirilmiş, köle diye satılmış bir gariban. Sevgili Peygamberimiz diyor ki, birbirine nasıl birbirine İçlerinde zenginler, eşraf, soylu soklu kişiler suç işlediği zaman ona cezayı verirler. Gariban suç işlediği zaman hemen ona cezasını verirler. O zaman da garibanlar kalkar, isyan eder. O memleket yıkıldı gider. Vallahi kızım Fatıma suç işlese cezasını vermekten ne kadar tereddüt ettim. Değerli kardeşlerim, bu yiğit, bu yürek ancak iman etmiş insanda olur. Allah'a iman etmiş. Nasıl bir Allah? Her şeyi gören, her şeyi bilen, her şeyi düşünen, mazluma sahip çıkan, mazlumla arasında perde koymayan Allah. Ne oldu? Hazreti İbrahim'in 90 küsur yaşında bulduğu evladı dizinin dibinde büyüttüğü Yakup'un
evindeki kadına kötü niyet beslemiş ve saldırıya kalkmış bir suçlu diye dövüne sövüne zindana götürüldü. İnsanlık suçu. Ve bu suç ne kadar işlenmektedir. Bir tiyatro önümüzdeki hafta perde kalkacak ve Yusuf'u zindanda göreceğiz. Allah'ın peygamberi bir iğnen, bir intiham daha yaşayacağız. Fakat o zindan bugünlerde de sık sık kullandığımız medreseye dönecektir. Medrese-i Yusufiye, Yusuf'un medresesine. Aralarına bir peygamber giren o katiller, o caniler, o hırsızlar, o zaniler, o peygamberin dört duvar arasında ağlarken sabahlara kadar duvarların, direklerin, tavanın ve yerdeki kilimlerin dahi ağladığını görünce ipek gibi insanlar konuşacak. Dışarı atılsalar bile Allah'a iman etmiş bir mümin olarak çaktırmadan bir suç isteyip yeniden o medreseye, o üniversiteye girecek. Yusuf Aleyhisselam'ın bizim günün oturup sohbetine, dersine katılmak isteyecekler. Nasıl bir zindan hayatı Allah nasip ederse önümüzdeki hafta göreceğiz inşallah. Lillahi Fatiha. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin nebiyil ummi ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin nebiyil ummi ve ala alihi ve sahbihi ve sellim.
اللهم صل على سيدنا محمد الذي جاء بالحق المبين وأرسلته رحمة للعالمين.